Herkese merhaba. Suratımdaki binlerce sivilce ve ben artık haftanın her günü, yani 7 gün boyunca neler yaptığımı kendi kendime takip etmek amacıyla böyle haftalık vloglar çekeceğim. Şu an henüz bir kitap okumuyorum. En son Erkeklerden Vazgeçmiş Kadınlar Apartmanı'nı okudum. Ocağın 11'i şu an. Şubat'ın 11'i. Ben sadece 2 tane kitap okudum. Biri İngilizce, diğeri Türkçe. Ocak ayında başlamam lazımdı bunu ama Şubat'ta pek geç değil. Alt tarafı bir ay geçti. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bence biz bir kitap seçelim. Hadi kitap seçelim. Bu sivilceler değil de şu an böyle resmen... Aynen bu rafta. Ama zaten çoğunu okudum ki. Şuraya kadar okudum. Burada burasını okumadım. Buraya kadar. Ritim Aksak Kalbimi okuyacağım. Karar verdim. Evet. Seni okuyacağım. Herkese yeniden merhaba. Bugün günlerden salı ve ben sabah bir şey demeleri unutmuşum demeleri. Şu an okul işini hallettik. Aynen. Okulla ilgili birkaç işim vardı. Onu hallettik. Saniye, çok insan var orada. Anne, DNR'a girer miyiz? DNR'de görüşürüz o zaman. Ben hangi filmi izliyordum ya? Filme devam edeyim ama ilk önce kitapta kaçıncı sayfaya geldiğimi de söyleyeyim. Bazı kurslara kayıt olmaya çalışıyorum. İtinalı bir şekilde. Almanca öğrenmeyi ve İspanyolca öğrenmeyi istiyorum. Yani Almanca ve İspanyolca arasındayım ama galiba Almanca kursuna başlayacağım. Büyük ihtimalle. O yüzden kurslar falan bakıyorum. Hatta şurada bir yerde yazıyor. Dijital fotoğrafçılık kursuna başlamak istiyorum. Aynı şekilde spora başlamak istiyorum. Diğer yandan hangi kurstu? Bir kurs daha vardı. Bir kurs daha var istediğim ama haftanın ben bunları yapabilmem için böyle bir 15 gün olması lazım. 7 gün yetmez yani. O yüzden birazcık kursları azaltmaya bakıyorum. Bir şekilde ayarlayacağım. 118. sayfadayım. Şimdi dün akşam çok okuyamadım. Neden okuyamadım konusunda hiçbir fikrim yok. Ama çok komik gidiyor. Yani Beck ve neydi kızın adı? Abby May miydi? Abby May dedim. Aynen. Abby May. Beck ve Abby May'in arasındaki o diyaloglar çok komik. Beni çok güldürüyor. Gerçekten seveceğimi düşünüyorum. Şöyle bir... Dün de bu akşam bitirebilirim dedim. Bitirmedim. Ama bu akşam bitiririm diye düşünüyorum. Şöyle bir çayımı kahvemi alsam. Otursam kitabımı okusam böyle. Sonra kitabı bitirmeye çalışayım. Ondan sonra bir işte Nicolas Yu'nun yeni kitabına. Kitap çıkalı ne kadar o. Film fragmanını izledim. Bayağı bir beğendim. O yüzden kitabını okuyalım bakalım nasılmış. PDF olarak indirdim. Eğer gerçekten okurken çok hoşuma giderse gidip kitabını alacağım. Bu şekilde o zaman birazdan görüşürüz. Herkese pıt pıt sesleriyle merhaba. Şu an saat 1.46. Ben kitap okuyorum. Yani kitap bitti bitecek. Eğleniyorum ama böyle çok da büyük beklentilere girip yani böyle kesinlikle seveceğim, muhteşem diyecek kadar umutlarla başlamayın. Yani çerezlik bir kitap. Bu şekilde sanırım artık sabah görüşürüz. Şu an çok uykum varmış gibi değil mi? Ve sivilcelerim hala ısrarla çıkmaya devam ediyorlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. So I have been starting everything about you. Sorry, I'm a little nervous. Yeah. Relax, we're family, right?
I think the cousins once removed. Well, I don't care how removed. Ever since I've become pregnant, I'm all about family. So, I'm sorry I was so hard to get a hold of. Water. Herkese Çarşamba gününden merhaba. Bitirdim kitabı. Ritim aksak kalbimi ama pek hoşuma gitmedi. Tek sevdiğim, hoşuma giden kısım kızın arkadaşı Caroline'la ilgili olan kısımdı. Diğer kısımlar pek bana göre değildi. Çok 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 fazla yetişkin içerik vardı dediğim gibi. Bir de bu tarz konudaki kitaplar böyle çok aşkı barındırmasa daha iyi. Hani çok fazla aşk değil de bu tarzda kitaplar birazcık dramatik, duygusal kitaplar. Ama onu böyle sürekli aşkla süslemeye çalışmışlar, olmamış. Sadece bu kadar diyeceğim. Şimdi Güneşte Bir Yıldızdır'a başlarken aynı anda Kayıp kitabını okuyacağım. İkisini bir arada götürmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Şimdilik bu kadar. Yine görüşürüz. Az önce Pretty Little Liars'ın devam dizisinin fragmanını gördüm. 20 Mart'ta başlıyormuş. Hemen izleyelim. Is it okay to murder a murderer? Murder can be justified. I have thought about him dying in a lot of different ways. People plan and God laughs. I took a blow. Wow. Kim öldü? On the rest before it could start again. You don't seem to see there's a space where this heart used to be. They did terrible things. They got terrible things done to them. Wow, aşk yaşanıyor. Al onu. Aa. Oo. Daha fragmanda bile kutuların içinden ölü fareler falan çıkıyorsa böyle, bilmiyorum artık bu film bomba olacak. Film değil, dizi. Sürekli neden film diyorum, hala anlamış değilim. Çok merak ediyorum. Sadece Mona ve Allison var burada. Arya oynamalı. Arya oynasın. Arya çok iyi bir yalancıydı. Benim favorim Arya'ydı. Ben ne zaman bu hangi PLL yalancısısınız testi yapsam hep Arya çıkardım. Fokuslasana beni. Beni fokuslasın. Şimdilik bu kadar. Bunu gördüm hemen. Son dakika şeysi olarak siz de izleyin istedim. Herkese 14 Şubat Perşembe gününden merhaba. Gayet şaşırdım. Yani cidden çok şaşırtıcı bir kitap. Sürekli şaşırıyorsunuz. Aman Allah'ım diyorsunuz. Neler oluyor diyorsunuz. Şaşırıyorsunuz. Aynı şekilde tabletten de ışığı bayağı açılmış bunu. Ay, gözlerim kör oldu. Aynen, beni bir fokusla. Teşekkürler. Beni bir fokuslar mısın? Beni bir fokusla. Beni bir fokusla. Fokusladım mı? Beni fokusla. Neyse, fokuslama ya. PDF olarak da Nikola Jung'dan Güneşte Bir Yıldızdır'ı okuyorum. Onda da 32. sayfadayım. Bu o kadar gerilimli ve o kadar heyecanlı bir kitap ki gerçekten elinizden bırakamıyorsunuz. Ama aynı şekilde burada da 32. sayfadayım. Biraz ondan okuyorum, biraz ondan okuyorum. Birazdan görüşürüz. Bir Instagram fotoğrafı çekmek için düştüm. Şu hale bakar mısınız? Kırmızı rujlar falan. Şu an kendim bile garibime gidiyor. Yaşasın. Bu şekilde. Hala kitabı okuyorum.
Hala kitap okuyorum. Çok eğlenceli. Şu halimin gerçekten muhteşem yüzüm. Bir makyaj gurusu gibi oldum. Aslında onun ruju daha bir koyu kırmızı. Benimkisi birazcık çıtlak kırmızı. Burada turuncu gibi duruyor ama kırmızı. Herkese galiba gripli bir cuma akşamı. Artık saat kaç? 6:24 geçiyormuş. Akşam oldu. Bir cuma akşamından merhaba. Şu an gerçekten kayıp çok heyecanlı gidiyor ve çok merak ediyorum. Ciddi anlamda aşırı derecede merak ediyorum. Yavaş okuyorum çünkü öyle olaylar oluyor ki durup düşünüyorum yani hadi canım falan diye. Bayağı gerçekten bırakamıyorsunuz kitabı bir kenarıya, aman diyemiyorsunuz. Şu anda ne izliyorum? Ben göstereyim. Laura'nın videolarını çok seviyorum. Laura izliyorum şu an. Bu kız After'ın hayranı. Önüne her gelene After'ı izletiyor. Böyle hey guys, welcome film editlerini falan izliyor. My name is Laura, for those of you that do not know. And today I'm going to be doing a super highly requested video. This has been requested on so many of my videos and it's always like the top comment. I didn't realize you guys wanted something like this so... Here's some pictures that my mom has sent me. He lives with my mom in Belize, and he's very far away from me, and I miss him so much. He's alive and well. Cato, who's my other dog, he's going blind, so that's very sad. And but he's old, so it's... Looks çok komik ve beni çok güldürüyor. Hafta bitmek üzere. Bugün cuma, 2 gün sonra bir haftayı bitirmiş olacağız. Yaşasın. Evet, bugün günlerden cumartesi ve Nicola Yu'nun Güneşte Bir Yıldızdır kitabını bitirdim. Çok sevdim. Umarım kitap ve film, yani kitap ve film birbirleriyle bağlantılı olurlar. Tek umudum bu. Ama fragmandaki çocukla kitaptaki çocuk arasında hiçbir benzerlik göremedim. Kitaptaki çocuk Koreli. Yarı Amerikan, yarı Koreli. Ama filmdeki çocuk bildiğiniz normal beyaz bir Amerikalı. Garip. Kız karakterimizin kitaptaki saçma sapan dengesizliklerinden nefret etsem de çocuğun dengeli ve kararlı oluşu ilişkilerini ayakta tutuyor. Kitaba 5'te 5 verdim çünkü sonu çok tatlıydı. Yani pek bir olay olmasa da yine de böyle dram romantik tarzına bir kitaptı. Kitap bir günde geçiyor. 24 saatte geçiyor. Tesadüfler sürekli onları birbirlerine getiriyor. Yani aralarındaki bağ çok güzeldi. Kayıp kitabını da bitirmek üzereyim. Az kaldı, onu da bitireceğim. Bu akşam biter diye düşünüyorum. Tam olarak emin olamamakla birlikte kameram ölüyor. Şarjı bitiyor. Yaşasın. Çok mutluyum. Cumartesi günü de bu şekilde sonuna geldik. Yarın pazar. Yarın son gün. Bakalım neler olacak. Herkese pazar akşamından merhaba. Bugün pek de bir şey yapmadım. Kayıp kitabını bitirdim. Gerçekten muhteşemdi. Şu an ne okuyorum hemen göstereceğim. Bu hafta 3 tane kitap bitirmiş oldum. Aynen. Güneşte Bir Yıldızdır, Kayıp ve Alzheimer oluyorum. Ritmi Aksak Kalbim. Aynen. Bir haftada 3 kitap bitirdim. Güzel bence. Hayalperver'e başladım. Şu an 40. sayfadayım. Muhteşem gidiyor. Ben bunu bir kitap vardı. Hatta kapağını göstereceğim şimdi size. Aynen. Ben bu kitabı uzun zamandır Türkçe çevrilmesini bekliyordum. Bunun Türkçe çevrilmesini bekliyordum ama kitap Türkçe çevrilmiş ve bendeymiş zaten. Ben bunu uzun zaman önce almışım. Öyle gezerken baktım ki kitap bende varmış Hayalperver diye. Dedim ki başla kızım. 40. sayfadayım ve şimdiden çok komik gidiyor. Kesinlikle sanırım onun da bir kitap videosu, bir kitap yorumu videosunu çekeceğim. Okurken birazdan uyanışa başlayacağım. Aslında ben dün bu sabah Soyut Şeyler Müzesi'ne başlamıştım Pegasus yayınlarının ama bana pek hitap etmedi, hoşuma gitmedi. Reading Slump durumlarının başlayacağını fark edince bıraktım kitabı.
hemen hayalperveri gördüm. Hayalpervere başladım. Bir de uyanışa başlayacağım. İkisini aynı anda götüreceğim. Farklı türler olunca ikisi aynı anda gidiyor. Bunları da yarınki haftalık blogumda daha çok konuşuruz zaten. Bu hafta böyle geçti. 3 tane kitap bitirdim. Bence gayet iyi oldu. Bütün gün evdeydim. Haftaya daha çok pazartesi gününden itibaren büyük ihtimalle çarşamba günü falan, haftaya büyük ihtimalle İzmit'e gitme gibi bir durumum var. Bakalım. Hayırlısıyla inşallah. Daha çok gezeceğim. Bu hafta bütün hafta evdeydim. Çok çıkmadım dışarı. Yani çıksam da öyle değişik gezilecek bir yere gitmedim. O şekilde şimdilik bu kadar. Bir haftalık vlog videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu kamera çok ağır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.